Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, yeni bir sezondan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Yeni bir sezonda karşınızdayım. Yeni bir harita, yeni bir bölge, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Geçen sezonu çok olaylı bir şekilde patlattık. Muhtemelen benim kullandığım modlar birbirleriyle çakıştı ve yeni bir sezona başladık. Şimdi bu sezonda kullanacağım bir sürü mod var. Bu modlar çakışmadığında muhtemelen 5 ya da 6. bölümde sizlerle bunları paylaşmış olacağım arkadaşlar. Şimdilik rehber video oynatma listesinden bir 25 tanesine bakabilirsiniz. Diğer 50 modu şimdi paylaşmayacağım. Çünkü birbiriyle çakışan modlar var. Çözemedim. Geçen sezon bir tanesi bir problem çıkardı. O resize it midir yoksa customize it midir nedir? Bir tanesi bir problem çıkardı. O yüzden merak edenler modları 5 ya da bir 6 bölüm falan bekleyecekler arkadaşlar. Haritamızı sizlere tanıtayım. Haritamız burası. Gördüğünüz gibi böyle bir harita indirmiş bulundum. Şuradan başlayacağız. Yükseltimiz var. Gökyüzüyle ilgili güzel bir kamera görüntüsü. Bu görüntüyü elde etmek için gerçekten çok güzel bir, yani neredeyse 2 gündür uğraşıyorum. Sırf izlerken zevk alın ve görüntü kalitesi maksimum düzeyde olsun diye arkadaşlar. Gerçekten çok uğraştım. Buradan oyuncu falan değiştirdim. Sezon adını, oyuncu, bölge adını falan değiştirdim. Önceki haritanın aynısını oynamadım çünkü sıkıcı olabileceğini düşündüm ve bu bölge oynuyorum. Bütün başarımları sıfırladım. Geçen sezondan elde ettiğimiz bütün başarımları sıfırladım. Gördüğünüz gibi her şey kapalı arkadaşlar. Yeni baştan inşa edeceğiz. Sadece şöyle bir olay var. Mesela ben buraya geliyorum. Kendi kendine bunlar açılıyor. Yapabiliyorum, yapmayacağım. Çünkü üstünü kontrol edeceğim. Fakat siyah görünmesi benim daha çok hoşuma gidiyordu. Şöyle yapacağız. Bir tane yolumuz var bizim normalde açık olan. Şu yola çık arkadaşlar. Şu yoldan bir tane inşa edeceğim. Bu diğer yolların açılmasını sağlayacak. Yeni bir sezona bismillah diyerek başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan buraya onu, bunu buradan buraya kadar böyle getireceğim. Buradan buraya kadar şöyle bir onu daha getireceğim. Buradan buraya kadar şöyle bir onu daha getireceğim. Şu bölge benim şehrimin giriş bölgesi. Yok. Burada bir şey yanlış yapmışız. Bir kontrol edelim. Buradan buraya uzunluğumuz 10, buradan buraya uzunluğumuz 10. Tamam. Eğri olduğu için muhtemelen böyle yamuk görünüyor. Burası şehrimin girişi. Bu benim klasik bir girişim. Sonrasında yolu istediğim gibi şekillendiriyorum ama şimdilik klasik bir girişi böyle yapıyorum. Değerli arkadaşlar, buradan bunu geliştirebileceğim şekilde alıyorum efendim. Çok büyütmeyeceğim. Şurası muhtemelen verimli bir tarım arazisi. Şurası da petrol arazisine çok aşırı derecede benziyor. Haritadan maden açık olmadığı için bakamıyorum. O yüzden yani burayı, yani neden maden yapalım ki ya? Maden var, maden zenginliğimiz var ama burayı şimdilik yerleşime açacağım. Değerli arkadaşlar, şöyle bir yerleşim yapmamız lazım buraya. Normal bunu ileride böyle alacağız ya, bu yolu. O yüzden bunu sanki buradan geliyormuşuz gibi devam ettirmemiz lazım. Yani şöyle bir 4U geleyim ben. Arkadaşlar, ondan sonra şunu şöyle yerleşime açılacak şekilde buradan getiriyorum. Bu şehrimizin ilk yolu oluyor. Şöyle bunu şuraya doğru getireyim. Şimdi değerli arkadaşlar, burası bizim ilk yerleşim yerimiz olacak. Şöyle şunu şuraya kadar getireyim. Tamam. Böyle nehrin kıyısına evler inşa etmeye başlayarak yerleşelim. Gördüğünüz gibi bu sefer eğimli bir arazi inşaatında bulunacağız. İnşallah elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırmadan burayı devam ettirebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, buranın iç kesime doğru paralelliğe çıkacağız. Paralel çıkmak için en kolay yöntem. Ben genelde 12U olacak şekilde çıkıyorum. Çünkü yolu genişlettiğinizde biraz daha problemsiz oluyor. Şöyle ara ara çıktılar yapıyorsunuz. Şu eğimli yerlerde biraz daha sık yapmanız gerekiyor bunu. Şöyle 12. Şuradan yaparsak daha mantıklı olacak. Aynen, ara ara böyle çıktılar yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında birleştirmesi kolay oluyor. Şu bölgeyi şöyle getirdiğiniz zaman şuradaki çizginin devamına tıklamanız gerekiyor. Bunun için de tabii Network Anarşi modunu kullanıyor olmanız gerek. Bu 12 uzunluğunda olması lazım. Bunu buradan böyle getireceğiz. Şehrin başı olduğu için burası önemli. Bunu da buradan buraya getireceğiz arkadaşlar. Burayı bu şekilde yaparak hani paralelliğini devam ettirebildiğiniz şekilde yapabilirsiniz bunu. Şu görün, şuna gerek yok artık. Şunlar kalmaya devam etsin. Bunları içeri doğru uzatacağım. Arkadaşlar, burası bizim şehrimizin ilk yerleşim yeri olacak. Direkt otobanın kenarında güzel bir yerleşim alanı oluşturacağım buraya inşallah. Şuradan gelirse daha böyle düz olur. Bunu artık buradan en son buraya kadar getiriyorum. Burada bitiriyorum. Aynı şekilde buradan da devam edeceğiz. 12. Bunu birleştirmek çok kolay. Buradan buraya, buradan buraya. Hocam, bunu buradan şöyle buraya kadar geldik. Bunu buradan buraya alacağız. Tamam.
Sadece şurası sanki bir şey yanlış bağlamışız gibi ama yani yanlış da bağlasak bu görüntü hoşuma gittiği için elleyeceğim ya. Ellemeyecektim başta, sonra diğer tarafa baktım ve hoşuma gitmedi. Böyle yaparsam sanki kavis daha böyle seksi duracak gibi. Evet çocuklar, siz böyle şeyleri duymayın. Arkadaşlar bunu buradan şuraya, 12 U nereye geliyor? Buraya geliyor. Bunu buradan içeri bağlarsak eğer, şöyle bir yolda buradan çekmiş oluruz. 90 derecelik açıyı şuraya kadar devam ettireyim. Arkadaşlar bu bölge yerleşim alanı. Bölgemiz normalde petrol var. Bu rengin, bu renk petrol rengine aşırı derecede benziyor. Petrolden petrol çıkarmamız lazım ama açıkçası. Şurası 12 U, geldik. Yani bu sanki biraz hoş olmadı. Şurayı bir iptal edeyim şöyle. Bunu da şöyle bağlayacağım. Burayı da iptal edeceğim. Değerli arkadaşlar, yeni bir sezonda yine beğenilerinizle bana destek olursanız gerçekten çok güzel olur. Destekleyen herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Elleriniz kollarınız dert görmesin diyorum. Devam etsin istiyorum eyim ama bunu böyle yapacağım. Çok da zorlamayacağım yani. Bunu da buradan buraya getireceğim böyle. Şöyle bir bakayım. Köşede yapsam sanki daha iyi olurdu ya. Böyle. Tamam. Şimdi bizim elektriğe ve suya ihtiyacımız var. Bir yandan da para kazanmaya ihtiyacımız var. Bir yandan sanayi alanı isteyecekler. Sanayi alanına ihtiyacımız var. Şuraya bir sanayi alanı verelim. Tarım sanayisi falan. Oo, bölge boyayamıyorum. Çok güzel. Şimdi değerli arkadaşlar, bu yolda buradan buraya kadar gelecek ya. Şöyle. Yine bu şöyle bir şey yapabilirim ben arkadaşlar. Şimdi 81 Tiles 2 modumuz var. Tamam, bu arada buradaki kullandığım grafikle alakalı modlara bakabilirsiniz. Arkadaşlar ben şehirlerimde genelde 3 hatları olmadan elektrik iletiyorum. Boru olmadan da su iletiyorum. Bu iki modu açık kullanıyorum. Bir de birazcık para kazandıktan sonra 25 haritayı birden açacağım. Yani 25 alan var ya. Merkezi 25 alanın kilidini aç diyelim. Açtıktan sonra bunu bir kapatacağım. Abi şu alana yerleşeceğim. Bu sefer sadece. Bu alanın kilidini açtım değerli arkadaşlar. Şurada bir yamukluğum var. Yani bu gözüme batan. Şurayı da düzelttikten sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Otobanı devam ettiririm diye düşünüyorum. Buradan şöyle karşıya doğru. Aynen bu otobanı devam ettireceğim. Onun yüzden otobana göre buradaki yol tasarımını yaptım arkadaşlar. Buraya evleri kuracağım. Şu tarafa da şöyle görünüyor bu arada. Bu tarafa da fabrikaları falan kuracağım. Şurada yine bir maden var. Şu petrole benziyor aynı. Şuradaki çok merak ettim ya. Ney madeniymiş göremiyorum ama çok aşırı derecede merak ettim. Şimdi elektrik için bence bunu inşa etmemiz gerekiyor. Yani ilerleyenki bölümlerde rahat etmemiz açısından. Burası da bayağı bir eğimli araziymiş. Bunu şöyle şuraya doğru alacağım arkadaşlar. Şöyle biraz evireceğim, çevireceğim. Ondan sonra bunun şeyini şöyle biraz da geriye çekeyim. Yoldan biraz uzak olsun. Bunun altını da şöyle fırçamla birazcık boyayacağım. Oo, bu şeyin yolun üstünde boyuyor. Toprak yol olduğu için toprak yolu da boyuyormuş. O zaman boyamayalım. Asfalta çevirdiğimiz zaman boyarız. İnşallah grafikler güzel görünüyordur. Biraz bulut falan gelmeye başladı oyunda. Oyunu bir devam ettirelim. Devam ettirmeden önce şuradan yerleşime başlayalım. Şu orta bölgeden. Orta bölgeye ulaşım kolay olur. Her şey kolay olur. Şu bölgeden yerleşimine şöyle güzelce bir başlayalım. Burası da böyle zor oluyor ya. Bunu böyle yapacağım. Böyle. Tam ortadan arkadaşlar insanlara yerleşmesi için yeri verdim. Oyunu 4x'e aldım. 4x'de burası aksın. Değil mi? Gelmeye başlayacaklar. Bağlantılarımız tamamdır. Fabrikalar için şu elektriğin hemen yanından şöyle yolumuzu verelim. Hemen su isteyecekler bizden. Bir adet su pompası vermem gerekiyor. Su pompasını şehrin şurasından verelim ya. Şimdilik bir adet buradan veriyorum. Atık su isteyecekler bizden. Atık suyu da denize basmak istemiyorum. Şuraya vereceğim. Atık su arıtma tesisini de şuraya koydum arkadaşlar. Şöyle. Bunları az geriye çekiyorum. Çünkü ilerleyen süreçte yolları geliştirirken benden zaten geriye çekmemi isteyecek. Market isteniyor bizden. Marketi şu alana yapmak istiyorum. Şuradaki bağlantıyı iptal edersem kafamızı karıştırmasın. Arkadaşlar bu marketi... Aa, para yok dedi. Aa, para olmadan olur mu hocam? O zaman marketi şuradan şöyle bir başlayalım. Market alanını böyle bir verelim. Sanayi alanı zaten isteniyor. Sanayiyi şöyle daha yayıyorum abi buraya kadar. Genel sanayi çok önemli. Özellikle oyun başındaki bu genel sanayi çok daha önemli. Oraya sanayi yapsınlar. Ev demek para demek. Para demek de arkadaşlar iflastan kurtulmak demek. O yüzden şurayı da şöyle yine evlerle dolduruyorum. Sadece şurayı servis alanı yapabilirim bence. Buraya da yine böyle evlerle dolduruyorum. Buraya bayağı bir yerleşin hocam siz ya. Yerleşin yerleşin yerleşin. Bu alan sizin. Şuraya doğru kaydırırım. Şurada bitiririz. Şu tarafa yerleştirmeyiz. Şurada, hatta şurada bitirelim ya. Diğer tarafa yerleşmeyelim. Market alanını
Yanlış yapmışız işte. Onu şuraya doğru yapacağız. Arkadaşlar balık baştan kokar. Buraya yerleşim vermiyorum şöyle. Marketi buraya kaydıracağım. Sanayi ulaşımı da kolay olsun istiyorum bunun. Şehir büyümeye başladı. Bakalım nasıl gelişecek. Şehrin gidişatını bir seyredelim, bir izleyelim. Bakalım bizlere neler sunacaklar burada, neler izlettirecekler değerli arkadaşlar. Artı para kazanmaya başladık. Mecra olduk. Vergiler, borçlar açıldı. Çöp, sağlık ve eğitim açıldı. Çöp çok önemli bir problem. Sağlığı bir süre idare edebiliyoruz ama çöpü hiç idare edemiyoruz. Fabrikalara gelip buradan çöp hizmetinden. Şimdi acilen bir çöp toplama alanı şuraya hemen çok jet hızıyla oluşturuyorum. Zaten param da başka bir şeye yetmiyor. Şöyle oyunu arkadaşlar tekrardan bir 6x aldım. Gidişatı bir görelim. Bu arada bu kullandığım modlar arasında More Speed diye bir mod var. Daha fazla oyunu hızlandırma seçeneği sunuyor. 9'a kadar sunuyor arkadaşlar bu. Ben şimdilik 6'ya aldım. Gidişat nasıl bir bakalım. Neler yapabiliyoruz bir bakalım. Şehrin şöyle genel gelişimi de bu şekilde. Yani bunu artık buraya yeter bence. Şöyle bir ekstra ikinci bir otobanla ya da şuradaki otobanın buradan geçmesiyle burada bitiririz. Yani buradaki radyal dalgalanan şehri orada bitirebiliriz. Şu kısmı sanki daireyi tamamlayacak şekilde yaparsam daha güzel olur diye düşünüyorum. Hazır para da gelmeye başlamışken. Evet, aşırı derecede bir yerleşim talebi var arkadaşlar. Bir adet sağlık hizmeti kesinlikle koymalıyız. Bunu servis alanı dediğim bölgeye şöyle bir adet yerleştiriyorum. Mezarlık hizmeti bizden isteyecekler. Eğim çok fazla, eğim çok fazla diyor buradaki bölgelere. Koyabileceğim bir yer burada maalesef yok. O zaman aşağıda mıydı benim yolum? Benim yolum nerede diyorum ya. Arkadaşlar şuraya bir adet mezarlık hizmeti koyacağım. Taşımak açısından aslında buraya da koyabilirdim ya. Şimdi para geliyor. Yerleşim de istiyorlar. Şu bölgeyi yerleşime ayırıyorum. Şurayı komple burası yerleşim. Buraya da yerleşsinler, buyursunlar, gelsinler. Şuradaki eksiklerimizi giderelim. Oyunu da 3x alayım. Çok hızlı gidiyor şu an. Hatta 2x daha iyi bence. Arkadaşlar bunu buraya şu şekilde bağlayabiliriz bence. Kavisi tamamlamak adına. Şimdi buradan buraya kadar bizim ortalama 11 U uzatma şeyimiz var. Hakkımız var gibi geldi bana. 11 U. Böyle 11 U. Şuradan bir yerden de son olarak 11 U uzatalım. Şimdi bunu buraya sanki biraz 11 U değil de bu arada bir tane daha büyüdük herhalde. Köy olduk. 900 nüfusa ulaştık. Politika, bölge, bölge uzmanlığı, hizmet politikaları açıldı. Güzel, çok güzel. Hocam bunu şöyle veriyorum. Bak yanlış verdik işte bak. Bunu şöyle vermemiz gerekiyordu. Diğerini de oradan devam ettirerek vermemiz gerekiyordu. Şöyle. Bunu da buradan böyle vermemiz gerekiyor ki genel olarak baktığınız zaman burası düz dursun. Hocam bunu böyle buraya veriyoruz. Bunu değerli arkadaşlar şöyle buraya kadar alsak. Buradan da şuraya kadar alsak. Şuradaki bağlantıyı iptal edersek daha böyle hoş bir görüntü sanki elde ederiz gibi. Bunu da buradan şuraya kadar alsak şöyle ya da bunu böyle az bir hemen içeri çıkaralım. Böyle biraz daha yaklaşayım. Şöyle içeri çıkaralım. Hocam bunu da buradan buraya bağlayalım. Böyle yaptığım zaman sanki daha şık bir görüntü elde edeceğiz. Arkadaşlar burası yine evlerimizin devamı olan bölge. Buraya da hizmeti açıyorum. Şu şekilde oyunumuz devam etsin. Şuraya çok girmek istemiyorum. Yani şu diplere girim. Yani servis alanı yapabiliriz o dipleri. Çünkü otobana yaklaştığınız zaman otoban sesi insanları hasta ediyor. Burayı da yani buraya full market devam ederim şuraya kadar. Burası da sanayi alanı zaten. Şöyle oyunu biraz hızını bir artıralım. Bir bakalım. 9x'i aldığım zaman özellikle gelişim acayip hızlı oluyor ya. Bence güzel oldu. Yani temel olarak ki parasız bir şekilde düşündüğümüz zaman ben güzel oldu diye düşünüyorum. Şu bölgeyi sadece hoşuma gitmedi. Hocam sizi şöyle bir imha edeyim. Değerli arkadaşlar bunu şöyle alıp tamam mı? Bunu da şöyle alıp bunu da şöyle koyduğum zaman yine burada da yumuşak bir geçiş sağladık. Tabi bura yani hiçbir zaman %100 düz bir görüntü olmayacak. Suç oranı var diyor. Oyunu 1x'e düşürdüm. Paramız 28.000. Sağlık hizmetimiz vardı fakat itfaiye binamız ve karakolumuz hiç yok. İkisinden birini tercih edeceğiz. Bence itfaiye tercih edelim. Çünkü yangın olduğu zaman söndüremeyiz. Ama suç hani biraz yüksek olsa da arkadaşlar biraz paramız idare eder diye düşünüyorum. Karakol inşa edeceğiz buraya bir tane de. Tamam. Şimdi abi hizmet binalarımızı şöyle geriye doğru çekelim. Bunların üçü arasında bir bağlantı oluşturacağız.
Şöyle. Bunlar benim klasik oluşturduğum servis alanlarıdır. Her seride böyle servis alanları oluştururum muhakkak arkadaşlar. Belli bir yerde bir şeyleri toplarız yani. Paramız artı 2,5K para geliyor. Fakat eğitim olarak gerideyiz. Yani hiç eğitim binamız yok. Para gelmesi de dolayısıyla çok çok normal. Bak ben size demiştim. Dedim ki yangın olduğu zaman söndürecek yerimiz olmaz, sıkıntı olur demiştim. Şimdi bir level daha atladık. 1400 nüfusa ulaştık. Yaya alanı, sanayi alanı, park alanı, peyzaj ve ekstra politikalar açtık arkadaşlar. Çok güzel. Burası genel sanayi, hemen zemini kirletmeye başladılar. Çalışanlar var. Bu bölgede de ikamet eden köylü vatandaşlarımız var. Burayı kasabaya çevireceğiz. Kasabayı şehre dönüştüreceğiz. Burayı geliştirmeye çalışıyoruz. Bizden yeni yerleşim alanı istiyorlar. Fakat yeni yerleşim alanı için önce bir adet okul binası inşa ediyorum. Bunu şöyle yine biraz geriye doğru alacağım. Detaya sonra gireceğim arkadaşlar. Yani detaylandırma, güzelleştirme aşamalarına. Fakat şimdi öncelikle nüfusa çalışıyorum. Şurayı sileyim. Şu alanı yani küçük işletmeyle doldurabilirim. Fakat birbirine karıştırmaya gerek yok. Ev yapsam gürültüye bakmam lazım. Yani gürültü ne durumda diye. Şöyle bir gürültü kirliliğinden başlayalım. Genel olarak arkadaşlar, sonrasında arsa değeri zaten seviyeler düşük. Rüzgar şurada biraz fazlaymış. Araç trafiği şurada çok fazla. Orayı iptal edersek. Bakayım şöyle bir. Ya aslında o kadar da fazla değil yani. İdare edecek bir düzeyde. Şuradan ekstra bir yol bağlantısı atarsam eğer. Şöyle. Planlanan şekilde. Sanayiye gitmek isteyen araçlar şu sanayi aracı zaten. Bak bunun gidişinden belli. Şu var ya, maden kamyonu. Bunun gidişinden belli. O oraya giderse arkadaşlar. Şimdi buradaki fabrikalara bir üretmemiz lazım. Mesela bu erzak, bu giysi, bunlar neler üretiyor? Yani o erzak kamyonu bize niye dışarıdan geliyor? Onu bir araştırmamız lazım. Böyle yaptığımızda trafik biraz rahatlar. Devam edelim incelemeye şehrimizi. Kirlilik burada dehşet bir kirlilik var. Sanayi alanında. Şu bölge çok gürültülü. Şu bölge. Alışveriş alanı çok gürültülü. Sanayi alanı zaten müthiş gürültülü. İkinci bir itfaiye binasına ihtiyaç duyuyoruz. Onu da şuraya koyalım. İkinci bir itfaiye binamız buraya hizmet versin. Aynı zamanda buraya da hizmet versin. Yani iki tane itfaiye binamız var. Sonrasında suç oranımız, şimdi bir tanesiyle dengelemeye çalıştık ama bir tane de şu üst tarafa. Bu neyi? Ben az önce suç mu şey yapmışım, kurmuşum? Suç kurmuşum, itfaiye kurmamışım arkadaşlar. Bu burada çok yüksek oldu ya. Bunu da yanına kurayım. Şöyle yan yana dursun. Gene çok yüksek. Şu bölgeden bağlantıyı alacaklar ama... Yani burada biraz yanlış yaptık. Aslında tasarımı tamamlamaya çalıştım. Bu tarz bölgelerde arkadaşlar yatay dalgalar kullanılıyor. Hani yüksekliği daha verimli kullanabilmek için. Burada biraz park bahçe alanları isteniyor. Bazı evleri yıkıp park bahçe yapacağız yerine mecburen. Buralara falan şöyle. Zaten para da yok da. Benim her şeyden önce paraya ihtiyacım var arkadaşlar. Ya kredi çekeceğiz ya da biraz oyunun akmasını bekleyeceğiz. Biraz bekleyelim bakalım yani ne olursa. Evet değerli arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi problemler çıkmaya başlamadan önce oyunu şöyle bir 1x'e düşüreyim. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde bizden konut ihtiyacı. Şimdi şöyle bir tasarım aklıma geldi ama param yok. Biraz kredi çekeceğim dolayısıyla. En yüksek çekebileceğim kredi ne kadar benim? 60 bin 20 bin. 60 bini çeksek. Öncelikle şu keskin tasarım hoşuma gitmiyor. Şurayı yıkacağım. Şu bölgeyi imha edeceğim arkadaşlar şöyle. İstiyorum ki bu yol buradan böyle devam etsin. Şöyle aşağı doğru ama bu işte dediğim gibi sıkıntı oluyor. Yani burayı ya uzaktan baktığım zaman içime sinsin istiyorum ya. Şöyle yapabilirim bir. Mesela bunu buraya tıklayıp böyle şuraya doğru kavis bir şekilde kapatabilirim. Ha bu bize biraz güzellik sağlar. Burayı da hiçbir şey yapmayız. Az önce yıktığımız yerler için vatandaşlara burayı veririz. O 2-3 evle burayı yaparlar. Vallahi özür diliyorum kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Sizi oraya vereceğiz. Şunu... bir dakika. Şurayı veremiyorum. Bura otobanın devamıydı şu yol. Evet. Otobanın devamı olan yoldu. Şimdilik arkadaşlar şuraya kadar şöyle verelim. Şu dışına verelim. Ama burada orman var ya. Ormanı vermek istemiyorum onlara. Şuradan şöyle devam etsinler. Şuraya kadar gelsinler. Gelsinler şöyle. Şu yola
yerleşmeyin. Orada çok sıkıntı. Ormana yerleşmeyin. Şuradan başlayın yerleşmeye. Ormanın başladığı yere kadar ağaç kesmenizi istemiyorum. Bu bizim ev ihtiyacımızı bir tık karşılar. Ormanları hani mümkün mertebe yok etmemeye çalışacağım. Orman alanlarını. Şurayı kesin yok edeceğiz ama şuradaki ormanı. Çünkü burada bir şey var. Burada ne var ne olduğunu da bilmiyorum. Tarıma benziyor burası ya. Tarım endüstrisine. Şöyle bakalım. Aynen tarım. Burası tarım. Burası orman endüstrisiymiş. Bence bu tarımı ormana ilave edelim. Yani buraya bir böyle politika verirsek. Diyelim ki madeni de açalım arkadaşlar. Böyle birazcık fırçamızın büyüklüğünü de artıracağız. Şurayı orman için ayır diyeceğim de ormana ayırmıyor. Çünkü şuradaki ağaçlar oranın bir tık kafasını karıştırıyor. Şimdi ben yavaş yavaş isterseniz şuradaki çizgileri aşağı doğru götüreyim. Orada yeni yani polis binası falan açıldı. Bu neymiş böyle ya? Bu galiba okul. Hapishane şeklinde okul diyor. Haftalık bakım gideri de çok düşükmüş. Ama bu şey yani liseden alıp yetiştiren tarzında bir okul. O zaman bunu buradan şöyle alıyoruz. Buraya doğru getiriyoruz. Hadi bismillah diyelim. Şöyle hocam. En alta kadar oluşturdum. Amacım bütünsel bir simetri oluşturmak. Simetri hastası biri değilim yani. Kare, dikdörtgen olsun gibi bir takıntım yok ama bütüne baktığımız zaman kaliteli bir görüntü oluşturacağım arkadaşlar inşallah. İlk sezonda en hoşuma gitmeyen şey buydu. İkinci sezonda inşallah bunu yapabileceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar şurası otoban olacağı için otobanın dibine girmemize gerek yok. Orayı dekoratif olarak süsleriz. Şimdilik otobanın kenarından, otoban olmayan yerden marketimizi devam ettiriyorum. Şu alanı market olarak devam ettiririz. Şu alana bir tarım sanayisi verelim. Şu alan bizim tarım sanayimiz olsun. Geçen sezon bittiği için ve siz hala geçen sezonu izlemediğiniz için daha bugün kaçıncı bölüm yayınlandı biliyor musunuz? Hemen göstereyim size. Arkadaşlar bugün yayında olan bölüm Villakent bölümü 26. bölüm. Yani 4 bölüm daha var izleyeceğiniz. 4 bölüm stokumuz var şu an. 4 bölüm stok olduğu için hala yorumlarınız duruyor. Dolayısıyla ben o yorumlarınızla buraya isim vereceğim. Nasıl vereceğimi hemen gösteriyorum. Masaüstü diyelim. City Skyline videoları. Arkadaşlar Ali Eren demiş ki yaptığın mahallelerden birinin adını Ali Eren mahallesi koyar mısın? Hemen Ali Eren kardeşim şu mahallenin adını Ali Eren Sanayi Sitesi, Tarım Sanayisi koyuyorum. Ali Eren burası öncelikle buraya tarım sanayisi veriyorum sevgili kardeşim. İnsanların burada tarım sanayisi yapmasını istiyorum. Şu bölgeyi değerlendiririz diye düşünüyorum ilerleyen süreçte. İkinci bir yerleşim yerine ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. İkinci yerleşim yerini, şurada ne madeni var? Petrolse buraya yerleşmeyelim. Burada taş madeni var, şurada petrol var. Şu taşı şuraya kaydırsak, hani kendimiz tasarlasak. Arkadaşlar biraz bodoslama yapmışlar. Yani kıyıya normalde sen yerleşirsin. Adam gitmiş kıyıya petrol koymuş. Suyumuz bitti bu arada. Su bu ne diyor? 17.000 nüfus istiyor bu. Bu ne diyor? 3.500 bunda nüfus yok. Bunu bir... Elektriğimiz ne durumda? Elektrik 53, elektrik de sınıra geldi. Güzel. Elektriği nereye koyarsam? 7 megawatt, 8 megawatt. Arkadaşlar şuraya... Şuraya bir adet elektrik şeyi koydum şimdilik. Boş arazi, güzel rüzgar alan bir arazi. Buraya şimdilik bunu yerleştirdim. Yerleşim yapacak yerim kalmadı ya. Yani her şey iyi, güzel, hoş, güzel, gerçekten güzel. Ama... Ben bu insanları nereye yetiştireceğim abi? Yerleştireceğim daha doğrusu. Bu yolu devam ettirmem lazım yukarı doğru. Devam ettirecek param yok. Ne kadar bu? 20 metre birim başına mı? Bunu şuraya kadar getirsem. İşçi sorunu var diyorlar. E tabi derler. Ya ben hiç böyle birbirine karıştırmayı sevmem ama param olmadığı için arkadaşlar mecburen şurayı insan yerleştiriyorum. Hiç sevmem normalde ama artık köyle tarımı iç içe yapacağız. Tarımdan yani genelde rahatsız olmazlar insanlar. Çünkü tarım kirlilik üretmez. Ondan dolayı. Burayı mecburen yerleşime açtım. Şurayı açmıyorum. Burayı otobanın devamı olarak yükselteceğim için. Her taraf işçi gerekiyor. Ya da kredi çekip bu yolu devam ettireceğiz. Ben çok acıktım gene ya. Evet 47 dakika olmuş bu bölüm. Değerli arkadaşlar. Burada bir yerde güzel bir mola verebiliriz. İsterseniz tabii. Yani siz uzun bölüm seviyorsunuz ama maksimum bir saat yapacağım zaten. Onu bir söyleyeyim baştan. Orada bir anlaşalım yani. Değerli dostlarım. Ben bunu Allah'ın izniyle başlatıyorum. Abi oyunu bir durdur. Ben bir kredi çekeyim.
kredi çekmeden nanay olacağız biz. Şuradan şöyle 90 bin Avrupa bankalarından güzel bir kredi çektik. Hocam bunu, yani bunu var ya, şuradan şöyle alıp da buraya getirebilirsek gerçekten muhteşem olur. Bak gerçekten muhteşem olur. Bunu da buradan yine buraya kadar getirirsek eğer, şöyle değil de şöyle getirirsek abi harika olur. Ben size söyleyeyim. Sabah ezanı okunuyor arkadaşlar. Saat kaç ya? 4:25. Sabah ezanı okunuyordur herhalde bu saatte. Bu bölgeyi şöyle alalım. Değerli dostlar, şuraya kadar getirelim. Bu yine otobanın devam olan bölge. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir otoban geliyor. Buradan gidiyor. İki şeritli otoban şeklinde ben bunu yükselteceğim ilerleyen süreçte. Şimdi şurası sesli bölge ya. Sesli bölgeye marketi yığmamız lazım. Şu bölgeye. Etrafına, arasına iki boşluk park alanı. İçeriye yerleşim yeri. Hadi bismillahirrahmanirrahim deyip dalalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2750 nüfusa, 2800 nüfusa ulaştık. Ulaşmayı başardık. Bu güzel bir başarı bence. Ellerimize sağlık. Klimamızı açalım. Ben yandım çünkü. Epeydir kapalı. Arkadaşlar bizden bir sığınak inşa etmemizi istiyorlar. Ya sığınaklar gözünü seveyim dursun ya. Bu ne? İtfaiye binası. 3 tane mi var? Ya ben buraya polis koyacaktım. O zaman itfaiye binasının bir tanesini şu tarafa doğru kaydır da bu insanlar da sevinsin. Var mı burada bir tane? Şimdi sağlık binamız, bir tane mezarlığımız var arkadaşlar. Gömülmüş zaten, kimse yok da. Mezarlığı biraz erken kurmuşuz diyebiliriz. Sağlık ocağımız, bir adet burayı buslaması için sağlık ocağı. Hatta şunu şöyle şuraya koysak. Girişi çıkışı biraz daha dengeli ve daha böyle uzaktan görünüşünü daha iyi yapabiliriz. Çünkü burası gördüğünüz gibi eğimli bir arazi. Yani bu tepeler böyle görünecek arkadaşlar. Bence tasarım iyi oldu. Burada güzel bir tasarım dili uyguladım. Aslında şöyle yapabilirdim arkadaşlar. Bunu da yeni fark ediyorum açıkçası. Yani bunu buradan mesela böyle buraya getirebilirmişim. Hatta bunu aslında yanlış yerden yapıyorum. Şöyle yapmam lazım. Bunu buradan böyle getireceğim. Buraya kadar gelecek bu yol. Yine buradan böyle getireceğim. Ama burada biraz daralma olmuş. Burada tekrar bol aldı. Neyse, hallederiz. Bir şekilde hallederiz arkadaşlar. Bunu buradan böyle götüreceğim. Bir de bu yolları yükseltmesi var. Aslında asıl olay o. Ondan o beni biraz üzüyor yani. Şimdi bunu buradan arkadaşlar şuradan getirsek. Bunun devamı olan yer burası değil mi? Hocam bunu biraz daha dipten alsam. Bunu buradan böyle getirsek. Buradan böyle getirsek. Hocam bunu da buradan şuraya bağlasak şu şekilde. Bence güzel olur. Mu acaba? Olur mu acaba? Çok olmadı gibi ya. Çok dipten oldu. İşte bu deneme yanılma yoluydu arkadaşlar. Yolları molları ayarlamanız gerekiyor. Yani yolların simetrisini yakalamak, öyle göze hitap edeni bulmak birazcık zahmetli bu oyunda. Yol bağlantılarını hem göze hem trafiğe hitap edecek şekilde, yani hem estetik hem kullanışlı diyebiliriz buna, bağlamamız gerekiyor. Şimdi bunları şöyle bir kapatıyorum. Bunların hepsini şuraya bağlayalım. Daha bu yolları burada bitirelim şimdilik. Şimdi bu buradan böyle düz gelmiş. Bu buraya bağlansın. Bu da buraya bağlansın şöyle. Bu da buraya bağlansın. Aslında benim burada yapacağım güzel şeyler var da. Yani buraya el atmadan önce biraz paralanmamız lazım. Ya bir dur, bir dur birader ya. Bu burada böyle dursun. Benim amacım arkadaşlar bunu üst geçitle buraya bağlamak hepsini. Ama burada ormanlık varmış. Ormanlık biraz sıkıntı olacak. Mecbur gireceğiz içine. Şimdi değerli arkadaşlar, eğer bunu böyle yaptıysak o zaman burayı biraz daha götürebiliriz bence.
Şimdi az önce erken kapandığı için mecburen şey yapmak zorunda kalmıştım da. Bunu buraya kadar böyle getirip buradan artık estetik bir şekilde şuraya girdirebilirim. Yani buranın bağlantısını o şekilde yapabilirim. Ya da düz girdiririm. Uzaktan baktığımızda güzel olur, bilmiyorum. Bizden biraz tarım sanayisi isteniyor. Buralarda tarım yapıyoruz. Biz ne yapıyoruz bakalım. Meyveler herkesin, meyve bahçelerimiz var. Ekmek ötesi fırın var arkadaşlar. Hanım çiftliği var. Ferhat'ın yeri. Bu neymiş? Meyve yeri galiba. Meyve suyu üretim fabrikamız var. Et fabrikamız var. Yani burada biraz meyve ağaçları kurulmuş. Kirlilik bu bölgede hiç yayılmıyor. Dolayısıyla bizim arkadaşlar şu arayı, dediğim gibi yani o şu iki bölmeyi daha tarım sanayisi için açabilirim. İki bölgeyi tarım sanayisi için açmak beni birazcık diriltir. Şu bölgeyi ise market alanı için açmak, şurası hariç, şurası da hariç. Şu bölgeyi de market alanı için açmak bizi birazcık diriltir arkadaşlar. Şurayı iptal ederim. Şuraya zaten bir şey inşa etmemiştik. Şuranın son bağlantılarını da yaptığımız zaman gerçekten güzel bir şehir olur diye, yani şehir altyapısı tamamlanır diye arkadaşlar hayal ediyorum. İnşallah tabii başarabilirsek. Bunu buradan buraya bağlayacağız. Evet. Burası da tamamlandı. Şu köşe boş kalsın. Paramız varken ben burayı bir otobanla geliştireyim artık. Şöyle iki gidiş, iki de geliş. Giriş değil mi? Burası full giriş olacak. Burası geliş olacak arkadaşlar. Buranın zaten temel projesi bu şekildeydi. Otoban olacaktı. Yalnız bu ya, kullanıcılar niye burayı tercih etmiyor onu anlamadım ben. Bu gidişi kullanmamaları gerek ya. Para varken ben şurayı biraz daha geliştireyim arkadaşlar. Şöyle. Giriş ve geliş olacak şekilde. Burası giriş, burası geliş olacak şöyle. Buraya neden ev yapmadığımı anladınız mı şimdi? Buradaki aslında amaç buydu. Şimdi bunlar biraz trafiği tıkıyorlar burada. Yavaş yavaş alt geçit üst geçit olayına girmemiz lazım da paramız birazcık sıkıntıda. Yani su ihtiyacı doğdu yeniden. Hemen bir tane su varili daha. Şöyle üçüncüyü de dibine koyalım şunun. Atık su tasfiyemiz şimdilik yeterli ama dediğim gibi şimdilik yeterli arkadaşlar. Buraya bir adet anarşiyi açıp bir tane koyacağım. Sığmasını istiyorum buraya. Su modumuz nerede? Burada. Shift P ile mi koyuyorduk ya? Hiçbir şekilde koyamıyorum ben bunu buraya. Nedense alan boş diyor. Dışarı koyup böyle mecbur içeri taşıyacağım. Şöyle istiyorum. Burası üçüne de yetsin. Elektrik, sulara. Şu alanı full elektrik ve su alanı yapalım. Şimdi biraz şöyle içine girdirsem. Yani fabrikalar böyle saçma durmayacak vaziyete gelene kadar. Üçünü de içine girdirdim. Şu bu su suydu galiba. Bu da fırçamız. Şöyle fırçamızla şuranın zeminini birazcık boyayalım şöyle. Arkadaşlar burası çok ileri gitmiş. Az geri bağlasak, az daha ileri bağlasak. Vallahi boşuna 4000 dolar para verdim fabrikayı taşımak için. Yönünü bulamadığım için. Yönü buradaymış. Abi kapı yok. Ha şurada garaj kapısı var. Okey. Tamam. Şuradan o zaman yerleşime açmaya devam edelim. Yalnız bura gördüğünüz gibi kirlilik yayan bir bölge. En son yerleşimi şurada bitirmemiz lazım. Kirlilik yayan bölgelere market açarsak çok daha mantıklı olur bizler için. Şurayı iptal edelim. Dibine yerleşme. Şurayı şöyle yerleşime yeniden açalım. Şuraları yerleşim açarım zaten herhalde. Bu bölge böyle gelseydi. Şu yolun yamukluğu var ya. Beni bir tık üzmedi değil yani. Bunu mecbur böyle yapacağım. Buraya da tekrar arkadaşlar oraya fazlasıyla iade ediyorum. Şimdi biraz market ihtiyacı da doğuyor şehirde. Yeni yerleşim yeri açınca. Market ihtiyacını yavaş yavaş sanayinin içine doğru kaydırıp şöyle iki tane oraya verdim. Buradaki kirli alanı market yerleriyle doldurup arkadaşlar vatandaşların sağlıklı arazilere yerleşmesini sağlamayı hedefliyorum. Hedefim o. Şuraya da market ya da park yaparız şu alanı. Hocam bunu böyle alacağım. Düz alacağım hocam. Bunu da böyle alacağım hocam. Hocam seni de maalesef düz alıyorum. Arkadaşlar ilk etapta kötü bir görüntü gibi olsa da bütüncül baktığınız zaman güzel göründüğü, yani güzel göründüğünü düşünüyorum. Zaten şuradan otobanın devamı geleceği için, şu bölgeden otobanın devamı geleceği için çok da yani ne yaptığımızın önemi yok açıkçası. Şimdi bizim için en zor olan kısım şu otobanın devamını sağlayabilmek. Otomatik götüreceğim. Sadece şu bölge çok zor olduğu için.
Şurada 2 adet parkımız var. Bu park başlangıç için iyi. Şuradaki fabrikalar da aynı şekilde istiyor. Şimdi arkadaşlar size artık 2 adet yine park oluşturmam lazım. Bu parkı şuraya oluşturayım. Bunu buradan alayım abi. Bunu şuraya getireyim. Değerli dostlar, bunu da şöyle çevirerek şu iki parkı da burada yine dip dibe şey yapayım. Şimdi şu evleri alıyoruz buradan. Hocam üzgünüm vallahi. Yani vatandaşa park hizmeti de sunabilmemiz gerekiyor. Şuralarda bir iki park isteği var. Bunu şöyle ve şöyle sağlayabiliriz. Şöyle biraz içeri çekeriz bunları. Mühendislerimiz hemen döşer. Burayı da böyle yaptığımız zaman burada da güzel bir park hizmeti oldu. Biraz yani ihtiyaç var yine. Şu bölgede şurası boş kalmış. Buraya yerleşmemişler. Yerleşmedilerse o zaman buraya böyle yan yana iki tane. Bir şey inşa ediyorsun da tık diye gülücükler oluyor ya arkadaşlar. Ha, para yok. Ana, paranın olmaması büyük sıkıntı ya. Bunu şuraya şöyle çekeceğim de. Neyse, şu evler de kurulduğu zaman bu düzene biner ya. Bunu buradan şimdilik şuraya taşıyorum arkadaşlar. Şimdilik. Para olmadığı için eşini yapamadım. Unuturum, sonradan çirkin görünür. Kafam 1 milyon olur ona. Sıkıntı. Ben şey yaptığım halde, vatandaş yerleştirdiğim halde memlekete hala ciddi eksiklerimiz var yani. Bir de benim bu kadar param nereye gitti? Ben anlamıyorum ki. Ben 60 bin kredi çektim. Üstüne nüfusumuz 3800, 4000 olacak yani neredeyse. Ben öteki ilk birinci sezonda 4000 nüfusa ulaştığımda 3. bölümdeydik yani neredeyse. 2 3 müydü? 3 2'ydi yani. Sağlık binası açıldı diyor da hocam para yok. İsterse açılsın. 3 tane hasta vatandaş var. Para biriktirmemiz lazım. En az 100 bin stok yapmam lazım benim. Böyle 9x'e alayım oyunu. Bir de trafiğe bakalım. Trafik ne durumda? Trafik de önemli. Arkadaşlar yangın güvenliği %75, %76. Trafik akıcılığı %83. İdare eder bir seviye. Zaten %83 zirvesi. 83 bunun olmaması lazım ya. Şuranın trafik akıcılığı %95 bence. Otoban da iyi oldu. Devam ettirmemiz lazım onu. Onun haricinde şöyle kirliliğe bakalım. Genel sanayimizden ciddi bir kirlilik yayılıyor. Bu genel sanayi işaretleyelim arkadaşlar. Çünkü bunların şeyleri var. Böyle alıyorum. Buraya kadar genel sanayi olacak. Bu şekilde. Bunları böyle işaretleme görevleri var. İşaretlediğiniz zaman ekstra başarımlar falan açılıyor. İşte diyor ki 100 bin metrekare genel sanayi yap diyor. Saçma bir şekilde. Genel sanayi. O yüzden yaptığınız her tarafı işaretlemeniz lazım. İsimlerinizi verelim buraya. Karadeniz'deki balıkçının adını Kahraman Türk Balıkçılık yapar mısın? Kahraman Türk Genel Sanayi. Kardeşim buraya verdiğim haberin olsun. Aşağı doğru iniyorum. Şurada ne yapabiliriz? Şurayı market yaparız. Şurayı, şu bölgeyi bence. Şu bölgeyi en aşağı kadar market yaparız. Şöyle. Burası market alanımız olur. Senin adını verdim sevgili Faruk Kahraman. Abi havayolu firmasının Köksal ismini verir misin? Köksal marketler zinciri. Burası Köksal'ın. Sonrasında herhangi bir bölgeye ya da ulaşım bölgesine ismi verirseniz sevinirim. Çağatay Çınar. Şimdi değerli arkadaşlar, Çağatay abimize burası mahalle mi market zinciri mi? Tamam. Şurası Çağatay Çınar marketler zinciri. Market. Çağatay Çınar market diyeyim. Burası tek bir market bloğuymuş gibi düşünebiliriz burayı. Köksal Market, Ali Eren Tarım Sanayisi, Çağatay Çınar Market. 3 tane marketimizi oluşturdum. 72 bin paramız var arkadaşlar. Hemen eğitim yatırım yapma zamanı. Şuraya, şu bölgeye bir adet okul inşaatı. Şu bölgeye. Çünkü eğitimli vatandaş ihtiyacımız olacak belli bir süre sonra. Lise ihtiyacımız var. Lisenin gideri ne kadar? Lisenin giderine bakalım. Bir yüksek kapasiteli istemiyoruz. Normal lise. Oğlum yüksek kapasiteli daha ucuz lan. Ha, çok ilginç. Yüksek kapasitesi 928, 560. Bu pedestrian alanı için galiba. Ayak işareti var çünkü orada. Ondan dolayı. Normal liseyi ben bir çakayım da şuraya. Normal bir tane lise oluşturalım. Çağatay abi, sana söz verip de yapmadım. Çok önceki bölümlerden beri inşallah takip ediyorsundur. Çağatay Çınar Lisesi. Bu lisenin adını da sana veriyorum. Veriyorum. Tamam mı? Arkadaşlar yavaş yavaş level atlamaya başladık. Oyunu normal 4x'e çektim. Çünkü 9x olduğu zaman problemler baş gösterecek ve bunları çözemeyeceğiz doğal olarak. Çok hızlı aktığı için oyun. Selam, 4-5 gündür bu seriyi izliyorum. Çok beğendim. Rica etsem inşa ettiğin herhangi bir şeye Azerbaycan adını koyar mısın? Azerbaycan adı. Arkadaşlar şuraya, şu bölgeye. Aa, en küçüğü bu muymuş? Azerbaycan. Azerbaycan, direkt Azerbaycan diyorum. Çünkü tepeden bakınca orası görünecek. Şimdi mahalleleşmemiz gerekiyor artık. Yine bir mahalle adını vermemiz lazım. Şöyle. Burada zaten sadece yerleşim yeri var. Başka bir şey yok. Şu dibine kadar olsun. Yani burayı böyle bir mahalle olarak parselledik burayı.
Parselleme deyince aklınıza hortumlama gelmesin. Normal bölme arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar siz izleyene kadar burası muhtemelen alınmış olur. İsim isteyenler kusura bakmayın, öpüyorum sizleri. Çok önemli istekleriniz, talepleriniz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Fakat bölümleri stoklu çekiyorum. Yani 4-5 bölüm delaylı geliyor. Başkanım, tarım sanayisinin birazını Tavas Ovası koyar mısın? Tavas Ovası bence şu kenardaki bölgeye çok güzel gider. İbrahim koymuş. Sakarya kısmını kentsel dönüşüm projesi yaparsak iyi olur demişti önceki sezon için. Şehri tekrardan gece etsek iyi olur. Tamam. Haritanın ismi Türkiye yapsana. Bu sezon 2 Türkiye yaptım. Göl meydanının adını Pendik Meydanı yapabilir misin? Şurayı da Pendik Meydanı yapayım. Ama Pendik Meydanı'nı neden diye sorarsan, çünkü Pendik Meydanı böyle bir alışveriş merkezi vibe'ı uyandırıyor bende. Alışveriş merkezleri olacağı için burayı Pendik Meydanı yapabilirim. Pendik Meydanı. Evet. Şimdi arkadaşlar, bunların maden endüstrisinin adını Hüseyin Kardeşler Maden Endüstrisi yapar mısın? Şu Ali Eren'i de küçültelim. Ali Eren Tarım. Madenimiz şu anda yok da sana nereyi verebilirim? Vermediğim bir yer var mı? Şurayı vereyim. Şu bölgeyi sana mahalleleştirelim, şu bölgeyi. Mahalle mahalle bölüyorum işte arkadaşlar. Hüseyin Kardeşler Mahallesi. Mahallenin sonuna bunu koyacağım. MH nokta yapınca böyle daha güzel oluyor. Elektrikle ilgili bir iki sıkıntımız var. Şurayı artık bunu da çözemeyeceğiz burayı. Arkadaşlar mecbur büyük bir santral inşa ettim buraya, elektrik santrali. Ya diğer türlü çözebilmemiz imkansızdı yani. Emre Kurt. Maden ocağının ismini verir misin? Mehmet Demir Çelik Maden Ocakları. Mehmet Demir Çelik Lisesi okulu yapalım. Ya da Demir Çelik. İnşallah birleşik yazılıyordur. Bana şey deme, cahil demezsiniz üniversite mezunu olarak. RTG HSG ismini verir misin diyor. RTG HSG ismini şu mahalleye verebilirim bence. Şöyle bu buradan şuraya kadar gelsin. RTG Çelik adını da buraya vereceğim. Çelik olduğu için o RTG Çelik dedi muhtemelen. RTG mahallesi yapacağım arkadaşlar. RTG kendi tagı muhtemelen o. Tamam, şimdi şu çizgilerin güzelliğini bir ayarlayalım şöyle. Güzelce bunların kusursuz bir bağlantıları olsun. Benim için böyle güzel görüntü, disiplin çok önemli arkadaşlar. Disiplin olduğu zaman hayatınız güzelleşir. O yüzden videolarım hep stokludur yani. Tek dezavantajı şu, sizlerle iletişimim birazcık kopuyor. Ama yayına gelenler ve TikTok'tan beni takip edenler olduğu için onlarla biraz daha hızlı. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, uzmanlıklarla ilgili nelerimiz var? Ticari uzmanlık yok. Şuraya ticari uzmanlık yok vereceğim de veremiyorum. Organik ve yerel üretimle ilgili şeyler var da onlar sıkıntı. Tarım sanayisi, maden sanayisi, petrol sanayisi. Şu mahallede arkadaşlar kendine yeten binalar verebiliriz bence. Şu mahallede. Yapma! Nüfusumuz çok düşecek ya. Bunun sonunu neye çıkacağını bir görelim arkadaşlar. Yeniden inşa edecekler muhtemelen de. Neye çıkacağını bir görelim. Ve sonra bu bölümü burada noktalayalım. Gelecek bölüm otoban üzerine çalışmalarımız olacak. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Elimden geldiği kadar isteklerinizi oyuna yansıtmaya çalışıyorum. Sizin istekleriniz benim için çok önemli. Bu noktada kesinlikle şüpheniz olmasın. Ama sizlerden bir ricam var. Beğenilikler, abonelikler, bunları es geçmeyin. Bence güzel bir başlangıç oldu. Yani benim şeyden izlediğim, böyle internetten izlediğim en iyi başlangıçlardan bir tanesi kesinlikle bu. Sadece şu yolu başta buraya kadar getirip oradan devam ettirseydik harika olurdu. Çöp problemimiz var. Kendine yeten binalarımız kuruldu. Bunlar ağacıyla, her şeyle kendi kendine yeten olacak. Şurası dolmuş çünkü, o yüzden kurulmuş. Burada ufak bir müsaadenizle hile yapacağım arkadaşlar. Bunu şöyle sileyim. Boşaltmakla uğraşmayacağım yani. Biliyorum böyle hileye kaçtığını ama yani beni maruz görün. Bağışlayın. Gecenin 5'i, çok acıktım. Gözlerim dönüyor açlıktan. Yani ufak bir hileyi şey görürsünüz herhalde. Es geçersiniz. Bunu da en büyük kamyon seçelim ya. Süper Garbage. Bu en büyüğü. Bunu koyduğum zaman arkadaşlar bir gidiyor. Bütün mahalleyi boşaltıyor. Öpüyorum sizleri, olur mu? Biraz izleyelim birlikte. Yani şehir bir kendine gelsin, sonra mola.